Evet değerli futbol severler şimdi pozisyonlara devam ediyoruz üç tane üç tane güzel pozisyon var size anlatacağımız bir tanesi çok ilginç. Evet gönder bakalım Özgürçüm gelsin 38. dakika hocam şimdi zaman zaman konuşuyoruz burada bir kere yeri ceza sahası Dışı biraz ama şey için soracağım sana bunu. Ee, kol arkada ya, kol arkada olsa da büyürse penaltı olur mu? Yani şöyle. Bakayım yavaş göster, yavaş göster burada. Ya tam da beyaz, 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 hep beyaz. Topun. Vallahi, şuradan şuradan. Tamam biliyorum orada da. Yani pozisyon çok masum değil. Değil mi? Evet. Ceza sahasının hemen dışı da. Dışı. Ama ben özel bir şey için aldım. Sanki şöyle duruyor böyle. Yani yani, böyle durup şöyle yapıyor. Böyle yapıyor, yapıyor yani. Gibi. bir Çok masum değil. Yani şöyle değil veya şöyle değil. bunu Çok masum değil. Evet bunu şunun için aldım. Tamam elini arkaya alıyorsun da. Şöyle yaptın. Şöyle büyüdün. Bak bunu. Böyle yapman bir de şöyle yapman bile fark eder. Bak. Şöyle bak şöyleyken böyle yapman da fark eder. Böyle de yapmayacaksın. Böyle evet. duracaksın veya tam arkaya atacaksın. Evet. Yani böyle dururken de şöyle yaparsan gene sakat. Doğru. Dolayısıyla hani o tamam elini arkaya aldın ama büyümek, topa gitmek, dönmek, şöyle bir şeyler yapmak sıkıntılı olabiliyor. Burada ceza sahası ön çizgisinin hemen böyle bir bir iki alanı dışında olduğu için var da bu işe tabii girmez. Tabii. Ama öteki türlü Ama olsa, olsa burada bir olabilirdi. Baş ağrırdı. Kim yapıyor onu? Zanet yapıyor. Ha. Kim? Zanet O başka bir şeyler de yaptı. Ha. Evet. Oraya bir, bir, başka bir biraz da daha yaptı. var oraya. O, böyle hakemleri yakalayayım derse yaparsın da bir gün başkasını yakalarsan yanarsın. Evet Fazla yapma uyanıklık burada yapma. Burada ceza sahasının hemen dışında bir 20-30 santim. Oradan e, sıyırmış diyelim biz bu pozisyonu. Ceza ben pozisyon içindeyse penaltıyı verir daha. Verir miydi bilmiyorum tabi de. Ya da bir var müdahalesi e, olabilir. Olur, olur. Mu hiç tabi. Peki. İçeride olduğu zaman. Haydi bir sonraki pozisyona gidelim. 51. dakika. Olavoyin burada yerde kaldı. Çaykur Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi. Bunun birkaç açısı var hocam. Birkaç farklı açıdan buna bakabiliriz. Hemen e, ceza sahası ön çizgisinden içeri girdiğinde böyle bir bin metre kadar içeride pozisyon gelişti. Şimdi burada penaltıyı yapacak oyuncu beyazlı oyuncu. Evet. Beyazın ayaklarına bakalım. Burada iki yavaş oynat, şey yavaş oynat. Bunu yavaş oynat, evet. Hocam bak. He. Burada bak. Gördün mü işi? Gördün mü işi? Gördüm hocam. Beyazlı ayağını koyuyor. Fakat Rizeli Beyazı'nın ayağını kolduğunu pek görmüyor. Yüzü kapalı. Ben diyor bir penaltı alayım diyor. İki ayağı birden tırmağa geçiyor. Ee, i̇ki ayağı birden. Direkt zaten... Ne güzel belli değil mi? Şş, e, öyle bir görüntü var ki her şeyi anlatıyor. Şunu yapmaya başlıyor hemen Tabii. hücum oyuncusu. Tırmağa başladığı anda... Hem de iki ayak. olsun. Öbür ayağı da hafif. Öteki de doğru. hafif şey yapmış. Baktı tam düşeceğim. <laughs> Daha dur bunu birazcık koyayım ya destek ayağını demiş. Ne o yalancı kedi mi vardı neydi o? Ya bizim burada... O, bu sene yok o ya. Nerede ki arada Zaten o benim... Sahteker kedi. Benim şeyim de oynuyordu ya. Kalemle. Kalemle. Kalem, kalemi yani. buldu bu arada hocam. Evet kalemi buldum ya. Dosta düşmana duyurulur. Evet ya <laughs> cebimde çıkarmadım bak. Evet. evet. Şimdi dolayısıyla Olavay'ın penaltı beklediği pozisyonda bir şey yok. Pozisyon temiz. Daha hamle yani o temas noktasına gelmeden tırmağa başlamış Olavay. Evet. Biz bunu zaman zaman ne bu ekranlarda anlattık. İlk başta acaba filan diyorsun. Ya hani. bir dakika ne oluyor falan dedik önce bir. Ama. Baktırma, bak bak bak. Hop bak bak. Allah bak. Daha 30 santim önden başlıyor. Bayağı bir ge evet. gelişmiş tırmık. Gelişmiş Kaldi tırmık. Halbuki basket çağı geçersin. Ya da oynamaya çalış. Gerçekten sana evet. temas edip faul yapsın ve penaltı olsun. Mesela e Semi düşmedi. Topu çaldı. Düşse belki penaltı olacak. gitti asist yaptı. dördüncü gol evet. geldi Beşiktaş evet. adına. Düşme ya. Karşılığını alırsın. Zaten düşmezsen hakemi de, hakemin işini kolaylaştırıyorsun. Ya da düşüyorsan çuval gibi düşüyorsun tabii, zaten. Hakemin işini Gerçek zorlaştırma. anlamda bir faul varsa hakemin işini zorlaştırıyorsun öbür türlü atınca. Mesela burada sarı kart olmaz. Niye? Hafif bir temas var. Var tabii. Ama hiç temas yoksa sarıyı geçireceksin. Tabii bundan. o da yanıltmaya yönelik Tabii. bir harekete girer. Şimdi efendim son pozisyonumuz bu enteresan gelsin. Neyi anlatacağız size? 61. dakikaya gideceğiz. Burada sağ taraftan ceza sahasına doğru bir orta geldi Varaşanoviç'ten. Zanettinov kafaya eğildi. Bakın kafaya çıkmadı kafaya eğildi. Yavaş oynat. Yavaş oynat. Devam ben et. Karşıdan ve da geleyim. Ben o pozisyonun içindeki iki isim. Karşıdan da geleyim. Şimdi kalkarak izah edeceğim. Evet. Dur. Hocam gel. Geldim hocam. Şimdi bakın. Bunu söyleyince tabii şey kafalar karışacak. Ayda diyecekler. Hocam dur diğer topu getiriyorum. Şimdi bak biz iki rakip oyuncuyuz, evet. tamam mı? Şimdi birinciyi göstereyim ki, ona göre ikinciyi anlatayım. Birinciyi göstereyim. Top burada, hı hı. top burada. Sen topa kafa bulacaksın. Evet. Veya göğsünü alıp gideceksin. Evet. Tamam mı? Geldin burada, ben burada topa buradayken. Yani belin üzerindeyken evet. ayağımı kaldırdım vurdum. Tamam. Ben topa tam vuracakken. Tamam. Ama temas yok. Tamam. Bu en direk Tamam. Ben vururken senden beraber çaktım ayağımı. Bu direk vuruş. Tamam. Yani penaltı cezaları. Için. Ceza sahası içindeyse penaltı. Şimdi olayı ters çeviriyorum. Evet. Herkesin anlayacağı dilde çeviriyorum... <laughs> Top burada. Dizimin altında. Bu pozisyonda olduğu gibi dizimin altında bu kamera çekiyor değil mi? Dizimin altında. Çekiyor? Bu çekiyor. Bu çekiyor. Şimdi sen topa vuracaksın. Evet. Ayağını kaldır, topa şöyle vuruyor gibi yap. Şöyle yaptım. Şöyle vuracaksın. Burada ama. Evet. Ben de yatıyorum, uçuyorum. Evet. Ben Beşiktaşlı oyuncuyum. Evet. Sen topa vuracakken, evet. Ben topa vurmaya kalkıyorum ve senin ayağın benim kafama geliyor. Evet. Sakatlanıyorum. Evet. Bu pozisyonda hakem Beşiktaşlı oyuncunun lehine foul verdi. Evet. Bu pozisyonda hakemin Beşiktaş'ın aleyhine penaltı vermesi lazım. Çünkü benim kafayla yaptığım hareket senin sakatlamanı sağlayabilir. Seni sakatlayabilirim ben. Ben vuruyorsam senin nitekim senin ayağın kafama geliyor. Şu mesafedeki topa kafa vurmaya kalkarsan ve benim ayağım senin kafana gelirse benim ayağım sakatlanacağı için bu pozisyona penaltı vermesi gerekir hakemin. Hocam bir sen bir şey söyledin ya. Evet. Ya. Çünkü senin yaptığın hareket ya benim yaptığım hareket defans olarak tehlikeli hareket. Ben ben ayağımla vuracağım mesafetine... abi. Ben ayağımla vuracağım. Sen kafayla eğiliyorum. Sen ben. eğiliyorsun buraya, buraya yerim kafayla vurmaya kalkıyorsun. Lan ben topa vuracağım. Sen topa vururken sen beni engelliyorsun. Benim ayağım senin kafana vurursa penaltı. Sen defans oyuncusun. Bana tehlike yaratıyorsun sen. Sen bana tehlike yaratıyorsun. Ya hadi bayırım. Hadi bakalım. Çözün. İlginç. Yani yani ben kafamla seni sakatlıyorum. Nasıl ayağımla seni sakatlıyorsam yukarıdayken yukarıdayken aşağıda da ben kafamla seni sakatlıyorum. Senin oynamanı engelliyorum. Senin hakkın o top. Benim hakkım değil. Sen bana tehlike yaratıyorsun. Kafanı oraya sokarak. Hocam ne kadar enteresan değil mi? Ve ma hücum oyuncusu oradan dolayı takılıp düşüyor. Evet. Mesela ahmah diyorsun Leyne foal alıyorsun ee, hocam işte bu. Hadi bakalım çözsün de. Güzel hocam enteresan bir şey yap söyledi şu anda bize. Ya senin benim ayakla oynama yerine sen kafanı sokamazsın abi. Doğru. Ben vurup gol yapacağım. Benim ayağımı sakatlayabilirsin sen. Senin kafan sakatlanmış bana ne? Ne, Teğitim işin var orada kafayla? Sensin. Orada kafayla ne işin var? O zaman bana niye ayağımı senin kafana kaldırıp da vurduğum zaman penaltı veriyorsun? Ben kafaya kaldırdım. Ayakla oynama mesafesi değil o. Kafayla oynama mesafesi. Ben ayağımla kaldırdım, topa vurdum, kafana vurdum. Penaltı. Aynı olayın bu tersi. Adamın ayağından ters çevir. O gökte, bu yerde. Evet abi. <laughs> birisi o kadar gökte, basit. birisi yerde. Evet hocam. Güzel. Ya. Peki Hadi 30 saniyelik bir ara.